Yani bizim kooperatif kurma aşaması 1 yıl falan sürdü. Yani 2005'te bu kuruldu galiba. 2005, evet, 5 Mart 2005 yılında kooperatifimizde Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı'nın teknik ve eğitim destekleriyle kurduk. Vakıf, bu bizim gittiğimiz ulusal toplantılarda vakıfla tanıştık. Ben hatta şöyle ifade ediyorum. Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı'nın desteği olmasaydı birlikte yol alıyoruz. Bu 15-16 yıldır vakıftan size çok bahsedeceğim. Birlikte yol alıyoruz. Eğer olmasaydılar BİGA Kadın Kooperatifi bugün olduğu konumda olamazdı. Çünkü Türkiye'de Kadın Kooperatifi Hareketi 2000 yılında falan başladı. 2002'de kadın kooperatifleri kurulmaya başladı. Bizim önümüzde rol model yoktu. Danışacağımız, konuşacağımız, fikir alacağımız. Çünkü yeni bir oluşum. Hatta İsmail Bey şunu yaşamıştık bir anekdot. Vergi dairesine gittik. Vergi dairesi müdür dedi ki ben şimdi sizi nereye koyayım? Siz nesiniz, kimsiniz? Hani biz Ticaret Bakanlığı'na bağlı 1163. Kooperatifler Kanunu'yla şey yapan, işleyen bir kooperatifiz. Ama biz aslında Türkiye'de biraz sosyal kooperatifçiliğin, hani Avrupa'da bu sosyal kooperatifçilik örneklerinin Türkiye'de biz yansımasıyız. Aslında biz sosyal kooperatifleriz. Bizim mevzuatla ilgili sıkıntılarımız da var. Çünkü biz mesela şimdi BİGA Kadın Kooperatifi olarak sosyal olarak kadın ve çocuk merkezi işletiyoruz. Eğitim işi yapıyoruz. Bu bizim işimiz mi? Evet. Evet. Şimdi bir şey soracağım öncelikle. Söylediğinize göre bizim bölgemizde zaten benzeri bir kooperatif yoktu ama Türkiye'de de pek benzeri yoktu galiba. Öyle mi? Yanlış anlamadım, değil mi? Evet, 2000 yılında kooperatif hareketi başladı. 2002 yılında kooperatifler kurulmaya başladı. Biz de 2005 yılında kurulduk. Hatta şöyle diyoruz. Bizler çok iyi rol modelleri olduk. Ama bizim BİGA'nın şöyle bir şeyi vardı. Bu şey diyoruz ya hani sağlam zemin. Temelleri sağlam olsun. Her şeyin öyle değil midir? Binanın temeli sağlam olur, inşa edersin bir sürü kat, hiçbir şey olmaz. Bizim de BİGA'nın bu temeli çok sağlamdı. Yani bu kooperatifleşmeyi, bana göre kooperatifleşmenin 7 ilkesi var. Bu 7 ilkesi, işte şeffaflık, demokratiklik, hesap verilirlik, deneyim paylaşımları, işbirliği, sosyal sorumluluk. Hatta arkadaşlara veya kooperatif kurmak isteyen kadınlara diyorum ki eğer bunları yapmayacaksanız o zaman şirket kurun arkadaşım. Yani ama bunları yapacaksan, kooperatif ilkeleri doğrultusunda hareket edeceksek o zaman bu ilkeleri bizim de şey yapmamız gerekiyor. İlkeler doğrultusunda. Biga'nın bu ilkelere zemin olarak müsait olduğunu söylediniz, değil mi? Yani biz şunu söylemeye çalışıyorum. Biz kadınlara kooperatifleşme fikrini çok iyi anlattık. Bu mesela Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı diyorum ya. İlk biz kooperatifleşme fikrinde buluştuğumuzda BİGA Meslek Yüksekokulu'nda kooperatifçilik bölümü olduğunu öğrendik. Gittik Muradiye Özel Ödül. Çok da severiz kendisini. Hatta bizim danışmanımız gibi o günden bugüne bize destek veriyor. Meslek Yüksekokulu olarak hani birçok birimden şey aldık, destek aldık. Mesela kooperatifleşme ile ilgili önce şey yaptık. Kooperatifleşme fikri oldu. Gittik muhtarlarla görüştük. Sosyal yardımlaşmayla, kaymakam, belediye başkanı, ticaret odası. Yani bizim paydaş olabileceğimiz, bizimle beraber olabilecek kişilerle gidip bu fikrimizi anlattık. Muradiye Hanım'ı sonra davet ettik. Muradiye Hanım geldi. Bize kooperatifleşme ile ilgili. Kooperatifleşme nedir? Önemi nedir? Çünkü kadınlar çok şey yapıyorlardı. Korkuyorlardı. Ben kendim şahsım adına, diğer arkadaşlarım da kooperatifleşme adına bizim de bilgimiz yoktu. Hani biz böyle biraz yaparak, yaşayarak, yanılarak ama doğruyu bulmak için mücadele ederek yapıyorduk. İsmail Bey şu vardı yalnız. Hani dedim ya konuşmama başlarken ilk önce bu üç önceliğimiz vardı bizim kooperatifleşme fikri. Orada
biz çalışmak ve işte bu alanda kendimizi geliştirmek istiyorduk ya, orada aslında sıfır sermayemiz var. Hiç paramız yok. Ama emeğimize ve gücümüze, inancımıza o kadar çok inandık ki. O kadar çok istedik ki kadınlar. Ben şimdi konuşuyorum ama esas kahraman kadınlar o üretimdeki kadınlar. Yani bizim oradaki kadınların emeklerini anlatsam, şimdi böyle ben aldım şeyi, hikayemiz de çok uzuyor da belki ama süre. Çok hikayemiz var. Yani çok biriktirdiğimiz hikayemiz var. Şeyi nasıl tespit ettiniz? Yani hangi alanlarda üretim yapılacağına dair tespiti nasıl yaptınız ve neler yaptınız sonra? Neler ürettiniz? Evet, şimdi bizim ilk başlangıç yerel gündem 21 çalışmalarında belediyenin 4. katında işte benim bir ofisim vardı, bir toplantı odası. Sonra o dönem belediye başkanı Şükrü Kemerli'den sonra Mehmet Özkan gelmişti. Biz bu arada bütün şeylerden 3, Şükrü Kemerli'yi de sayarsak 4 belediye başkanıyla çalıştık. Bize belediye olarak gerçekten çok şey yapıldı, lojistik destekler verildi. Biz ekonomik olarak şöyle bir şeyimiz vardı. Kooperatif olarak hiç kimseden, amiyane tabirle gebe kalmamak adına hiç kimseden bir şey talep etmedik. Hak ettiğimiz şeylere talep ettik. Biz şimdi nasıl başladık? Belediyenin işte 4. katındayız. Ürettik, kooperatifleşme fikri oldu. İşte bir yıl çalıştık, araştırdık. Ana sözleşme üzerinde çok ciddi çalıştık. Ve kooperatifimiz bir yıl sonra kurulduğunda tabii ki ne yapalım, ne yapacağız şimdiye geldi. En kolay pazarlayacağımız, en çok bildiğimiz iş unlu mamuller diye düşündük. Ve biz orada demo ürünler yapmaya başladık. İşte börekler yapıyoruz, mantılar yapıyoruz. İlk de Biga panayırı. Biz panayıra şey yapacağız, çıkacağız. Nasıl heyecanlıyız biliyor musunuz? Bir şey yaptık. Önce bir stand yaptık. Hani bu takı tasarım, ahşap, boyama, işte bu çember, çetil kadınların ürettiği ürünler de var. Onları da açtık standa. Ama dedik ki Biz o kadar kadın işte şey yapıyoruz, orada 2-3 gün panayırda duracağız ama bizim yemek ihtiyacımız da olacak. Ya bir gün çiğ börek yapalım, işte bir gün gözleme yapalım, bir gün şunu yapalım. Kendimizde böyle bir şey de yaptık, bir program da yaptık. Şimdi panayır açıldı, o öndeki standa bakan geçiyor ama arkada o gözleme yaptığımız yerde şey kokuyor, gözleme koktu. Baktık birazcık arz talep meselesi bizi unlu mamillere sevk etti. Hatta böyle tekstil üzerine de bir şey yapabiliriz diye düşünüyorduk. O yıllarda bilirsiniz Orta Doğu pazarı şu bir milyoncular falan böyle Türkiye'ye yığıldı. Yani o standlardaki yapılan çok değerli bir şey bile çok şey görmedi, ilgi görmedi. Dolayısıyla biz böyle unlu mamullere şey yaptık. Hem pazarlaması kolay hem çok bildiğimiz işler diye böyle başladı. Şimdi biz belediyede başladık. Baştan işte evimizden oklava, getirdiğimiz 1 kilo kıyma, 1 kilo patates, 2-3 kilo unla böyle çalışmalar yapılmaya başladı. Üretiyorsun mutlaka şey olacak, satışı olacak. İşte satış kanallarında böyle o zaman belediye şimdi Casa Grande Oteli'nin olduğu mekandaydı. İşte bizim kadınlar üretiyorlar. Yanda şey iş merkezi. Ya biz böyle bir kadın kooperatifi kurduk. Mantı yapıyoruz, börek yapıyoruz. Sipariş alıyorlar. O heyecanlarımızı falan İsmail Bey anlatamam sizde. Ayfer abla 5 porsiyon mantı. Ayfer abla işte 10 tane şey. Ayşe abla şöyle bir... Ve bu heyecanlar hakikaten çok değerliydi bizim için. Sonra kısmı, bu satış kısmı arttı tabii. Onu da şöyle ifade ediyorum. Biz örgütlendik bir şeyler yapıyoruz diye İsmail Bey. Bigalılar çok sempatiyle karşıladılar bizi. Çok ilgi gösterdiler. Ya bu kadınlar böyle hani bir de gözlemeydi, mantıydı, hani ev tipi böyle yapan şey de yok, kimse de yok. İnanılmaz sempatiyle karşılandı ve ilgi gördü. Peki sonrasında, nerede satılıyor? Biz baştan böyle siparişlerle başladık, sonra pazara çıktık. İlk pazara çıktığımız ama kadınlar
Şey yapıyorlar mesela pazara kimse çıkmak istemedi. Leyla Aykul diye bir arkadaşımız var, ben çıkarım dedi. Tamam dedik, o zaman sen çıkarsan ama farklı bir şekilde çıkmalıydık. Hani biz diğer herkes tarhana manta işte üretiyordu, köylü teyzeler de ablalar da getiriyordu. Biz Leyla'yı bembeyaz giydirdik, beyaz şapkasını taktı. Kadın Kooperatifi'nin sınırlı sorumlu BİGA Kadın Çevre Kültür İşletme Kooperatifi'ni oraya masaya şeyini koyduk, beyaz örtüler yaydık. Aa, BİGA pazarında farklı bir kadın var. Bu şeyi, farklılığı insanlar gördükten sonra zaten o hani sempatiyle karşılanma kısmını şey yapıyorum, ifade ediyorum. Herkes de yardım etti. Yani işte yanımızdaki zeytinci de bize şey yaptı yer alanında. Pazarda bu satışlar başladı ama sonra belediyede o hani bir kilo unla, bir kilo kıymayla başlayan şeyler de arttı tabii. Okyayun'dan sırtında çuvallarla şeyler çıkmaya başladı belediye hizmet merkezine. O zaman belediye başkanımız dedi ki kokuları da tabii ki belediyenin şeyine inmeye başladı. Siz artık hani bundan sonra burası bir işletme haline geliyor. Kendinize bir yer bakın. İbrahim Sokulu'nun şeyde bu Terziler Sokağı'nda bir şey dükkanı vardı. Atıl duran işte BİGA esnafının depo olarak kullandığı bodrum katı. Yani oralarda böyle inanılmaz emekler var. Yani bazen böyle anlatırken şey yapıyoruz, gözyaşı bile döküyoruz. Biz orasını iyi edelim diye nasıl o kadınlar böyle tırnaklarımızla kazıdık. Tabii ki hani üretim başladı, üretim izni meselesi de var. İşte bu arada şeyleri de çağırıyoruz, ilçe tarım geliyor diyor ki şurasını fayans yapın, burasını şöyle yapın. Biz orada şeye başladık, üretime başladık. Üst katta da iki tane dükkan vardı İsmail Bey. Biri 150 lira, biri ya 400 ya 600 lira bir şey. O 400-600 liralık tam şimdiki Terziler Sokağı'nı köşesindeki dükkan, cesaret edemedik. Dedik ki bu küçük dükkanı tutalım. Hani kadınlara ya olmadı bu iş, biz bunu beceremedik demektense 50-50 biz nasıl olsa oranın kirasını bir şekilde destekleriz. Burada çalışmalar başlasın. Orada işte gözleme, mantı, 3 masalık falan bir yerdi. Fakat sıraya giriyorlardı insanlar. Ay bizi nasıl mutlu ediyor? İşte aşağıya koşa koşa iniyoruz şu kadar mantı, şu kadar şey gözleme diye. Orada ilk şeyle buluştuk. Bu kaç yılıydı Ayfer Hanım? Bu 2005 yılında biz şey yaptık. 2006-2007 yıllarından bahsediyorum. Sonra o dükkan bize küçük geldi. Sonra Mantarlar Sokağı'nda bir ev lokantası yapalım dedik. Daha büyüyecek bir dükkana taşındık. Orada ev yemekleri de başladı. O zaman BİGA'da bir tane şey vardı. Papatya diye bir ev yemekleri yapan dükkan. Başka da şey yoktu. Yani bu alanda çalışan yoktu. Biz tam bir de ev mutfağı. Hani ev gereçleri, kullandığımız malzemeler de kendi kullandığımız yağ. İşte kendimize nasıl gidip şey alıyorsa. Yemek yiyenler ya bunlar bizim midemize dokunmuyor, çok sağlıklı, çok güzel. Oralarda gerçekten BİGA'nın çok şeyle, desteğiyle, olumlu desteğiyle. Şimdi buradan bir gelir elde edilmeye başlanmış. Hı hı. Bu gelir kooperatifte bizzat bu işte çalışanlar arasında mı, muhtaç olan kadınlar için söylüyorum. O size talebi getiren kadınlar için söylüyorum. Önce bizim maddi olarak bağımsızlığımızı sağlayacak çalışmalar yapalım diyenler için söylüyorum. Onlar arasında mıydı dağıtım, bölüşme ve hangi prensibe göre yapılıyordu? Ve artan bir para varsa bununla ilgili de yeni bir çalışma hedeflediniz mi? Neler yaptınız? Şimdi şöyle bir şey yapıyorduk. Üretim vardı. Bir de satış noktası var. Kooperatif ortakları dönüşümlü her yerde çalışıyor. Üretimde de çalışıyor, satışta da çalışıyor. Belirli bir kazanç elde ediliyor. O kazanç masraflar düşürülüyor. Kooperatif payı %25 ayrılıyor. O da işte yeni kuruldu. Bu
masraflarımızla ilgili, muhasebeyle ilgili veya masa sandalye gerekiyor mesela, işte bir iş yeri açıyoruz, oranın masraflarıyla ilgili kalan para, işte kaç gün geldi şeyler, kadınlar, onlar not ediyorlardı tabii onları, şu kadar yevmiye, kalan parayı onlar paylaşıyorlardı. Yani kooperatifte şöyle bir şey var, herkes işin ortağı, her kadın kooperatifin sahibi. Bir şey yok mesela, işçi mantalitesi yok bizde. Hani peki şu kadar yevmiye diye bir şey yok. O kişiler, ben bilmediğim için soruyorum kooperatif hukukunu. O kişiler kayıtlı üyeler mi? Tabii ki kooperatif ortakları. Tamam, okey. Kooperatif ortakları. Bunları da hatta iç muhasebeyi de eğitimler aldık mesela şeyle. Muhasebeciyi çağırdık. Bu şey olan işte vakıftan bu işi nasıl yapabileceğimizi öğrendik. Bir de Ayşe Sokullu bu konuda çok destek verdi kooperatife. Onun alanı da işletme. Dolayısıyla hatta biz böyle bir iç muhasebe kendi adımıza Ayşe hazırladı. Sonra da onu diğer kooperatiflerle de paylaştık. Şimdi kooperatiflerde hani hakkaniyet, adiliyet, birbirimizin hakkı birbirine geçmesin. Hatta şöyle bir şeyimiz de var, sloganımız. Ne kadar iş, o kadar hak edir diye. İş yapan kadınları mesela haftalık toplantılar yapıyordu. Bunların hepsinin kararını kooperatif ortaklarıyla alıyorduk. Bunu nasıl yapalım, nasıl çözelim? Evet, teknik bir destek alıyorduk şeyden, bu işin uzmanlarından. Mesela şeyi yaşamıştık İsmail Bey. Şimdi biz böyle mantı yapıyoruz, erişte yapıyoruz, işte börekler yapıyoruz falan. Kendimize göre bir üretim maliyeti çıkardık. Oturduk kadınlarla. Ya bunun maliyeti nedir? Şudur, ne kadara satarsak, bu kadara satarsak kâr ederiz diye. Başladık şeylere, çalışmaları. Sonra üniversiteyle meslek yüksekokuluyla da şey yapıyoruz, görüşüyoruz. Dedik ki bize bir üretim maliyeti çıkartır mısınız? Tabii dediler, geldiler, üretim maliyeti çıkarttılar bize. Biz mantıyı sıfır kârla satmıştık. Ama gözlemeden ve işte diğer böreklerden aldığımız parayla şey yapmıştık. Bu ama alanda bu, da. Bunlar da revize edilerek bu aldığınız destekler size daha verimli ve daha karlı bir işletme olma yolunu açtı herhalde. Evet, evet. Peki kaç üyeniz vardı başlangıçta? Bu zamanla değişti mi? 37 ortağımız vardı ilk yıllarda. Şimdi 47 olduk. Evet, peki bir şey daha soracağım. O açtığınız lokanta, ev yemekleri hizmeti servisi verdiğiniz 2005-6-7 civarı dediniz. Bu devam ediyor mu? Orasını kapadık. Şöyle kapadık. Sonra 2009 yılıydı. Bu şeyde Kafeler Sokağı var ya, Lato'nun öğretmen evinin bulunduğu alanda. Evet. Orada bir bilgisayarcı vardı. Baktık orası böyle hani kafelere uygun bir yer olacak. Dedik ki biz burasını kaçırmayalım. Sonra 2009 yılında orayı kurduk. Bu çok arada isabetli bir seçim. Evet. Bu arada şey de yaptık. Üretimde tarhanalarımız Big Chef'te falan şey yapılmaya başladı. Satılmaya başladı. Biraz hani üretime şey yapalım, ağırlık verelim. Big Chef'in işletmecisi de bir hanımdı galiba, değil mi? Gamze Cizrele. Evet. Yine biz vakıf kanalıyla onlarla temas ettik ve bu pandemiden önce çok iyiydi tabii işler. Evet, ama pandemide onların da ama yine iyi olacak Ayfer Hanım. İnşallah ya, inşallah. Gerçekten bu pandemi inanılmaz şey oldu. Hatta nasıl işler diyorlar kooperatifte? Eğer kooperatifçilik ruhuyla olmasa bu şirket olsaydı 2 günde batardı. O kooperatif ruhuyla kadınların o bilinçle, hani sağlam zemin diyorum ya, öyle bir şey vermişik ki kadınlara, masrafımız çıksın, kooperatif ayakta kalsın, çalışalım diye bakıyorlar. Böyle o şey yapıyor. Kafeler Sokağı'ndaki yer işliyor herhalde, değil mi? İşliyor. Ama işleri yavaştır herhalde pandemi dolayısıyla. Paket servisi yaptık. Orada hani, ne satılıyor bu arada? Orada
şeyler yapıyoruz. İşte böyle kurabiyeler, poğaçalar, börekler, bizim bu unlu mamuller şey yapılıyor, satılıyor. Şimdi yeni de orayı da anlatacağım size. Eceköy markasıyla peynir üretimi de var kooperatifin. Peynirlerimiz de orada satışa sunuldu. 2005'te başladınız. Zamanla önce bir lokanta açtınız. Daha sonra bazı Big Chef gibi güzel yerlere tarhana satmaya başladınız. Daha sonra başka neler oldu? Örneğin marketlere bir satışınız oldu mu? O zaman şöyle yapalım. Şimdi Biga Kadın Kooperatif'in çalışma alanları olarak değerlendirdiğimizde sitelerde bir tane prefabrik bir binamız var. Onu da Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı'nın şeyiyle bu Gölcük depreminde şey yapılmış, kullanılmış prefabrik yapılar. Sonra onlar kalıcı konutlara geçtiğinde orası, o prefabrik bize hibe edildi. Biz de uluslararası şey yaptık, Amerika Birleşik Devletleri'nden, bir işte Türkiye'den bir şeyle, destekle, proje desteğiyle o binayı geldik, oraya konumlandırdık. O binanın yarısını Kadın ve Çocuk Merkezi, yarısını da üretim atölyesi olarak kullanıyoruz. Ne kadar büyüklükte bir binadan bahsediyoruz? 270 küsür metrekare bir bina. İşte dediğim gibi yarısı üretim atölyesi, yarısı yuva. Şimdi biz hani bu çalışmaları başlarken kadını istihdam ediyorsun ama çocuk meselesi var. O yıllarda Biga'da zannediyorum Kız Meslek Lisesi'nin ve 18 Eylül'ün bir kreşi vardı. Başka yuva yoktu. Biz şey yaptık, yine vakıfla bir proje yaptık. Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı'na bir proje sunduk. O proje onaylandı. Biz ilk kadın ve çocuk merkezimizi o proje desteğiyle başladık. Ondan sonraki süreçte arada bir 4 yıllık bir şeyimiz oldu. İşte bu prefabrik binanın gelip konumlandırılması, oturulması kısmı. Onu da yine uluslararası proje destekleriyle bu kadın ve çocuk merkezinin çalışmalarına devam ettik. Biga'da Dünya Bankası'ndan, sosyal yardımlaşmadan aldığımız bu destek Biga'da uygulanan ilk sosyal projeydi. Hatta şöyle, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı'na projeyi sunacağız. Mütevellisi var biliyorsunuz. Gidip hani mütevelliye konuyu anlatalım, bizi desteklesinler, proje Ankara'ya gitsin istiyoruz. Biz geziyoruz o mütevelli heyeti. Diyorlar ki hadi bakalım siz çizin projeyi de biz bakalım karar veririz gibi. Hani projelerin böyle değerlendirildiği bir durumdu. Ya bu hikayeyi anlatmaya kalksam bir saat falan sürüyor. Onun için böyle bir şey yapayım, çok uzatmayayım. Ama dediğim gibi sosyal bir proje hayata geçirdik ama sürdürülebilirliğinde şöyle bir şey yapıyoruz İsmail Bey. Azim ve kararlılığımız şey. Yani bize mesela devlet bu desteği vermiş. Onu çer çöp olsun istemiyoruz. Sonuna kadar mücadele ediyoruz. Baktık yerelden çözemedik bu problemi. O dönem Amerika'dan bize bir gönüllü kızımız gelmişti. Onun da işte Türkiye diye bir kuruluşun üyesiydi. Bir tek jil içinde yabancı, hepsi Türk üyeleri. O proje desteğiyle yine vakfın işte o prefabrik binayı bize hibe etmesiyle bu çalışmaların sürdürülebilirliğini sağladık. Şimdi orada Kadın ve Çocuk Merkezi çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar başlarken tabii ki biz hani sosyal şeylere resmi olarak mevzuata uygun çalışalım diye gerekli yerlere müracaat etmiştik. Bize dediler ki sizin ana sözleşmeniz müsait, siz bu çalışmaları yapın. Davullarla, zurnalarla orasını açtık. Ama 15 Temmuz darbesinde eline çanta yalan geldi. Hani nerede buranın ruhsatı diye. Şimdi Milli Eğitim'e bağlanacak kooperatifin yuvası. Onun şey aşamasındayız. İşte o işlemleri mevzuata ona göre uyduruyoruz. İşte binanın fiziki yapısını, koşullarını. Araziyi nereden aldınız? Belediyeden kiraladık. Orası bir kısmı belediyenin, bir kısmı özel idarenin de. Oralarda da çok mücadeleler var. Yani diyorum ya, bu hikayelerimiz bizim gerçekten 16 yıl birçok hikayede var.
bu şey de çok uzun şeyli olmuştu. Meşakkatli ama olmuştu. Ama netice itibariyle şu anda orada bir ikiye bölük halde kullanıyorsunuz. Evet. Ve devam ediyor bu kullanma kısmı. Devam ediyor. Şimdi yarısı üretim. Yuva kısmı, üretime de geleceğim. Yuva kısmında sadece üyelerinizin çocukları mı yoksa herkesin çocuğuna mı? Herkesin çocuğunu alıyoruz. Bunu ücretli mi yapıyorsunuz? Ücretli yapıyoruz ama hani burada kar amacı yok. Sadece o yuva kendisini döndürsün. Burada da hani böyle hep şeye bakanlığa şeyi anlatmaya çalışıyoruz. Yani bu iş bizim işimiz değil. Bu işi bizi destekleyin. Ama maalesef Doğutaş neyse Biga'da bir kat o diye bakılıyor. Dolayısıyla bu böyle bir çalışma yaptığımızda da şey desteği alamıyoruz maalesef devletten. Biz kendi yağımızla kavrulmaya çalışıyoruz ama dediğim gibi kar amacı olmadığı için diğer yuvalardan daha uygun fiyatı veya bizde dezavantajlı gruptaki ailelerin çocuklarına da çok destek olduk, yardımcı olduk. İşte mesela Türkiye'de yaşanıyor İsmail Bey, yani bir ekonomik kriz diye bir şey var. Anne baba işsiz kalabiliyor. Çocuklarını almak istiyorlar, yani parası yok. O çocuğu oradan eğitimden mahrum edemeyiz. Duygusal anlamda böyle vicdan yapıyoruz ve sıfır ücretle öğrenciler şey yapıyorduk, alıyoruz. Yani paranız yok alın çocuğunuzu gibi bir yaklaşımımız kesinlikle olmuyor. Zaten şey olduğu için, ana hedefiniz kar olmadığı için anlaşılabilir bir şey. Sizden de beklenen o oluyordur muhtemelen. Evet. Siz de kendinizden onu yapmak için zaten yola çıkmışsınız. Ayfer Hanım, peki üretim kısmı oraya taşınınca kapasiteniz arttı mı? Şimdi o İbrahim Sokul'un hani bodrum katı demiştim, evet. Ya o bodrum katındaki üretim izni alacak kapasiteye getiremedik orayı. Oraya bir hayli masraf ettik ama işte mesela oranın bir baca sorunu vardı. Baca sorununu çözemedik. Sonra Sakarya Okulu'nun arka şeyinde Erdurmazlar'ın alt katında şey yaptık. Orasını kiraladık. Orası işletme olarak ruhsatı alınmış bir yerdi. Orada böyle şeye çıktık, gökyüzüne çıktık, nasıl mutlu olduk biliyor musunuz? O bodrum katında biz toplantı yapmaya gittiğimizde böyle polarlar koyuyorduk şeye, sandalyelere ve her çıkışımızda ağlıyorduk. Yani koşulları şey değildi ama orada kadın kendi işi diye o mücadeleden çok duygulanıyorduk. O Erdurmazların yerine çıktığımızda inanılmaz mutlu olduk. Gökyüzünü gördük, güneşi gördük. İşte kadınlar da daha iyi imkanlarda, koşullarda çalışmaya başladı. Sonraki kira gelirleri, işte bu şey masraflarımız çok, kadına dönüşler çok az olduğunda bu prefabrik binamızda oldu. Dedik ki üretime şey yapalım. Hatta o dönem şey gelmişti, vakfın başkanı gelmişti Şengül Hanım. Dedi ki ya kira ödüyorsunuz bir sürü, geçin buraya. Hani kendi yeriniz, hem üretim hem yuva birbirini de destekler. Orada olun diye. Sonra üretimi oraya şey yaptık, taşıdık. Pazar yerinde bir de yerimiz var. Yerden kaşı satış yeri mi? Satış yeri. Evet. İlk önce böyle bir prefabrik 4'e 4 bir prefabrik bina yaptık. Bu şeyden önce pazar yeri kardan dolayı yıkıldı ya, yıkılmadan önce böyle bir yer bize, o zaman yine Mehmet Özkan dönemiydi, şey yaptılar. Fakat biz şunu ilke edindik ve prensip edindik. Hiçbir kişiden, Biga'da bu kurum da olsa, kuruluş da olsa, kişi de olsa şey yapmadık, bir şey talep etmedik. Mesela son Mehmet Özkan o zaman bize alın burasını kullanın demişti. Hayır dedik. Biz buradaki esnaf ne veriyorsa, işgaliyesi, o pazar yeri ücreti, orasını şey yaptık, satın aldık kooperatif olarak. Diğer şeyler gibi. Hatta böyle çok da iyi ettiğimizi sonradan düşündük. Çünkü şey olabiliyor. Yani ilişkiler bozulabilir veya işte bir başkan gidiyor, öbür başkan geldiğinde bu. Evet, evet. Onun için yani böyle
Oranın ücretini ödeyip aldık. İyi ki öyle yapmışık, şeyi anlatmaya çalışıyorum. Kardan yıkıldı. Biz eğer orasına bir ücret ödemeseydik bugünkü mevcut olan yerimiz bizim olamazdı. Sonra hak olmuş. Evet. Sözleşmeyi yaptınız zaten. Aynen. Bizim şeyimiz var orada. İşte kira sözleşmesi de var. Dolayısıyla resmi bir şey. Sonra İsmail Işık döneminde de bu yeni yapılan yerde bize çok güzel bir yer verdiler. Çünkü o bizim kullandığımız alan pazar yerin dışında kalmıştı. Şimdi orada da şey yapıyoruz. Hatta şöyle diyorum İsmail Bey, o pazar yeri şeyin arteri, kooperatifin ana arteri. Oradan çok ciddi bir şey oluyor. Gelir oluyor. Gelir oluyor. Hatta o karda falan yıkıldığında dedik ki ana arterimiz şey oldu, yok oldu. Bayağı zorlanmıştık. Allah'tan hani sonra tekrar yapıldı ve orada bir şeyimiz var, satış yerimiz var. Orada da gözleme, mantı, erişte hem kuru satılıyor hem sıcak satış yapıyoruz. Gözlemeler, peki, mantılar. Şey ne zaman aklınıza geldi? Peynirle ilgili üretim yapmak, Eceköy meselesi.